Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir elektrikçinin ve elektronikçinin olmazsa olmazı multimetreden bahsetmeye çalışacağız. Multimetre ile voltaj, akım, direnç gibi pek çok ölçüm yapabiliriz. Bu elimde tanıtacağım model Maslow DT830D serisinde bir dijital multimetre. Multimetrenin hemen şu beyazla çevrilmiş kısmından V işaretinin yanında düz bir çizgi ve altta 3 tane kesik çizgi var. Bu bize DC voltajı ölçmemizi sağlıyor. Hemen şurada yine beyazla belirtilmiş kısımda ise V işaretinin yanında dalgalı bir işaret var. Bu da alternatif akım, yani şebeke elektriğini ölçmemize yarıyor. Hemen şurada yeşille çevrilmiş A ile belirtilen kısımda ise doğru akımı ölçtüğümüz ama düşük miliamperle doğru akımları ölçtüğümüz bölümü gösteriyor. Hemen şu altta kırmızıyla belirtilmiş yerlerde ise 10 ampere kadar DC akımın ölçülebildiği kısmı bize gösteriyor. HFE kısmıyla NPN ve PNP transistörlerin akım kazancını ölçebiliyoruz. Şurada kısa devre modumuzda diyot sağlamlık testimizi, buna benzer ölçümler yapabiliyoruz. Ve hemen şu yeşil alanın içerisinde kalan kısımda ise dirençlerimizin değerlerini ölçebiliyoruz. Ölçümlere başlamadan önce ilk önce hangi probun nereye takıldığını bilmemiz gerekiyor. Hangi ölçümü yapacaksak yapalım, biz kon bağlantımızı, yani siyah probumuzu sürekli buraya takılı tutuyoruz. Yani akım da ölçsek, voltaj da ölçsek, direnç de ölçsek siyah probumuz sürekli kon kısmına takılı olacak. Kon kısmının hemen üstünde V, ohmaj ve miliamper işaretleri var. Bu kısım ile DC voltajı, alternatif voltajı, amper ölçümlerini yapabiliriz. Bakın hemen şu arada bize 3 tane uyarıda bulunmuş. Uyarılardan birisi kırmızı şekilde. Alternatif voltajda 750 volta kadar ölçüm yapılabileceği, DC voltajda ise en fazla 1000 volta kadar ölçüm yapılabileceği, doğru akımda ise maksimum 200 miliampere kadar buradaki probun bize kullanabileceğini söylüyor. Hemen üstteki kısma ise kırmızı probumuzu bağlıyoruz. Burada 10 ampere kadar olan akımlarımızı ölçebiliyoruz. Ama yine burada bizim bir uyarımız var. Unfaucet, yani içeride bir sigortanın olmadığını gösteriyor. Ve maksimum 10 saniye 10 ampere dayanabildiğini bize söylüyor. Buradaki kademe ayarının sağ sol diye herhangi bir ayar yok. Yani siz buradaki direnç, yani ohm kısmına gitmek isterseniz ister bu taraftan gidebilirsiniz, İsterseniz diğer taraftan gidebilirsiniz. Bunun herhangi bir önemi yok. Şimdi bu kısa girişten sonra ölçümlerimize başlayabiliriz. İşe ilk önce en tehlikeli olandan başlamak istiyorum. Alternatif akım ölçeceğiz. Bakın hemen şu beyaz kısmın içerisinde kısım V ve yanında dalga işareti var. Bizim şebeke elektriğimizi ölçeceğimiz kısım. Dediğimiz gibi siyah probumuzu ne ölçersek ölçelim kom kısmına bağlıyoruz. Voltaj ölçümü yapacağım için kırmızı probumu ve ohmaj miliamper kısmına yerleştiriyorum. Ölçeceğim şebeke elektriği 200 volttan fazla olduğu için buradaki kademe ayarını 200 volta getiremeyiz. Bu bizim devremizi, multimetremizi yakabilir. Biz buradaki kademe ayarımızı 750 volta getiriyoruz. Multimetremin probelarını hemen şu şekilde prizin deliklerine yerleştiriyorum. Bakın 227 voltluk bir şebeke elektriği ölçüyorum. Bunun yönlerini değiştirip de yine buradaki deliklere yerleştirirseniz yine aynı sonucu alırsınız. Yani kırmızı ve siyah probun hangi deliğe girdiği çok önemli değil şebeke elektriğinde. Elimde şu şekilde 12 voltluk DC bir güç kaynağım var. Multimetremin probelarını güç kaynağına doğrudan bağlıyorum. Kaynağımın 12 volt olduğunu bildiğim için hemen buradaki voltajımı 20 volt ayarına alıyorum. Burada iki çeşit ölçüm yapabilirsiniz. Hem 20 volt kademesinde hem de 200 volt kademesinde iki çeşit ölçüm yapabilirsiniz. Peki farkı nedir derseniz, bakın hemen 20 volt kısmına getirdiğimde noktadan sonra iki hane görebiliyorsunuz. Bu bizim daha hassas bir ölçüm yaptığımızı gösteriyor. Ama biz bunu 200 volt aralığına aldığımızda bakın noktadan sonraki hassasiyetimiz değişiyor. Yani gerçek voltaj konumunda noktadan sonraki haneyi daha net ve güzel bir şekilde görebiliyoruz. Peki multimetrenin başındaki eksi nedir derseniz, multimetrenin başındaki eksi bize probları yanlış bağladığımızı söylüyor. Bakın ben kırmızı probu güç kaynağından gelen eksi, yani siyah kabloyu bağladım.
siyah probumda güç kaynağından gelen artıya, yani kırmızı kabloya bağladım. Şimdi bunların yönlerini değiştirdiğimde baştaki eksi kısmı gidecek. Peki bu ne demek oluyor? Bu gerçek artı bağlantısını yaptığımı gösteriyor. Yani şu benim gerçek artımmış. Bazen bu renk kırmızı olmadığında işte artı kablosunu bu şekilde bulabilirsiniz. Yani multimetrelerde yanlış artı eksi bağlantısı sorun olmaz. Multimetre yine ölçümünü yapar. Bakın yine eski ayarına getiriyorum. Artı eksi şeklinde bağlasam da multimetrem yine ölçümünü yapıyor. Sadece bu ölçümün artısının eksisinin bize yanlış olduğunu söylüyor. Burada dikkat edilecek durum ölçüm yapılan voltajın. Yani biz burada 12 volta bir ölçüm yapıyoruz. Bu voltajın cihazın ölçüm aralığından daha yüksek olmaması gerekiyor. Yani ben şimdi bunu 2000 milivolta yani 2 volta düşürsem anlık bir sıkıntı olmayacaktır ama uzun vadede sıkıntı olabilir. Bakın hemen düşürdüm. Şu an hata verdi. Yani bu ölçümü yapamazsın zaten diyor. Yani uygun aralıklarda bizim voltajımızı ölçmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki şöyle benim bir güç kaynağım var. O güç kaynağındaki voltajı yükseltiyorum. Ekrandaki değişimi beraber görelim. Şimdi 20 volt sınırına yavaş yavaş yaklaşıyorum. Normalde bunu 21 volta falan getirdiğimizde bu cihaz için sıkıntı olmayacaktır. Ama 20 voltu aşacağımızı anlıyorsak hemen kadememizi bakın ölçmedi. Bir üst kademeye çıkarıyorum. 20 voltu açtığım için cihazım hata verdi. Sen bunu ölçemezsin diyor. Hemen bir üst kademe alıyorum. Yani ekranda bir değer görmüyorsanız bu sizin ölçümü yanlış yaptığınızı gösteriyor. Bu cihazda voltaj olmadığını göstermiyor. Bunu 20 volttan büyük bir voltaj olduğu için 200 volt konumunda da ölçebilirsiniz. 1000 volt konumunda da ölçebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an 200 volt konumunda virgülden sonra bir rakam görüyorsunuz. 1000 volt konumuna aldığınızda artık buradaki herhangi bir nokta falan görmüyorsunuz. Diğer ekrana voltajınız gelmiş oluyor. Yani burada bir nokta kalmadığı için 27'den sonraki eğer 27.5, 27.4 o hassasiyetleri 1000 voltta görme şansınız kalmıyor. Elimde şu şekilde bir adet lityum iyon pil var. Bu lityum iyon piller en fazla 4.2 volt voltaj veriyorlar. Bakın 20 volt konumuna getirdiğimde 4.1 volt civarında bir voltaj veriyor. Şimdi siz bunu 2000 milivolt yani 2 volt kademesine aldığınızda cihaz bunu ölçmeyecek, hata verecek. Peki biraz önce anlattığımız olay bundan nasıl olacak? Yani pilin artı eksisini nasıl buluruz? Diyelim ki pilin artı eksisini anlamıyorsunuz. Bazen sıkıntı olabiliyor. Bakın şu an dokundurdum. Başına herhangi bir eksi işareti gelmedi. Yani şu kırmızı probum demek ki doğru yere dokunuyor. Yani artı kutuna dokunuyor. Hemen tersini çevirelim. Şimdi şu şekilde dokunduralım. Bakın baş kısmına hemen multimetrenin eksi kısmı geldi. Demek ki ben şu an problarımı yanlış yere dokunduruyorum. Yani şu benim demek ki eksim oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de pilin artı eksisini yine eğer elinizde bir akü varsa bu akünün de artı eksisini bu şekilde anlayabilirsiniz. Multimetrede kullanabileceğimiz diğer güzel bir özellik ise kısa devre ya da diyot buzzer modu olarak bildiğimiz şuradaki mod arkadaşlar. Biz buradaki mod ile bir LED'in sağlamlık testini yapabiliriz. Bir diyotun sağlamlık testini yapabiliriz. Bir kablo kopuk mu değil mi bunun testini anlayabiliriz. Ya da bir anahtarımız çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bunun testlerini yapabiliriz. Mesela teste ilk önce şu şekilde elimde kırmızı bir LED'im var. LED'in uzun bacağı artı kısa bacağı eksi. Kırmızı probumu LED'in uzun bacağına, siyah probumu LED'in kısa bacağına dokunduruyorum. Bakın burada yanan ışık bu LED'in sağlam olduğunu gösteriyor. LED'i ters çevirdiğimizde yani bacaklarını ters çevirdiğimizde dokundurduğumuzda LED'de herhangi bir ışık yoksa bu LED'imizin bize sağlam olduğunu gösteriyor. Şimdi şurada sağlam olmayan bir LED'de olayı daha net gösterelim. Bakın LED'in uzun bacağına kırmızı probumu dokunduruyorum. LED'in kısa bacağına siyah probumu dokunduruyorum. Herhangi bir ışık alamadım. Bu LED'im artık işi bitmiş. Kısa devre modunda problarımı şöyle ucuca dokundurduğumda bir ses geliyor. İşte bu ses bize bir cihazın kısa devre modunda çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Diyelim ki elinizde şu şekilde bir anahtar var. Anahtarın bacaklarına
probun birini, diğer bacağına da probun birisini dokunduruyorum. Bakın eğer anahtar sağlamsa düğmeye bastığımda cihazdan ses gelmesi gerekecek. Bu bize bu anahtarın sağlam olduğunu gösteriyor. Ya da aynı şekilde diyelim ki evinizde bir kablo var. Ama kablo sağlam mı değil mi konusunda bir tereddüt yaşıyorsunuz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Kablonun bakın burada iki ucu var. Probun herhangi birisini kablonun bir tarafına dokundurdum. Probun diğerinde kablonun diğer tarafına dokundurdum. Bakın şu an bu kablo sağlanmış. Hemen yanındaki kabloyu deniyorum. Ona dokunduruyorum. Bakın bundan ses gelmedi. Demek ki bu kabloda bir temassızlık, bir sıkıntı var. Tabii biz örnek olması açısından şuraya bir çentik attık. İşte kopuk kablo sıkıntılarını da multimetrenin bu modu sayesinde bulabilirsiniz. Elimde şu şekilde bir adet diyotum var. Bakın diyotumun bir kısmı gri çizgili, diğer tarafı çizgisiz. Diyotumun sağlam olup olmadığını anlamak için kırmızı probumu çizgili tarafa dokunduruyorum. Siyah probumu da çizgisiz tarafa dokunduruyorum. Bu durumda buradaki artıdan gelen akımın diğer tarafa, yani çizgisiz tarafa geçmemesi gerekiyor ve şu an bu diyotumun sağlam olduğunu gösteriyor. Diğer türlü çeviriyorum diyotumu. Bu sefer siyah probumu çizgili tarafa dokunduruyorum. Kırmızı probumu da çizgisiz tarafa dokunduruyorum. Bakın şu an ekrana bir değer geldi. Ekrana gelen bu değer bize bu diyotun yaklaşık 0.55 civarında bir voltaj düşüşü sağladığını gösteriyor. Bu şu demek oluyor. Ben bu diyotumu 5 voltluk bir güç kaynağına bağlarsam yaklaşık 4.45 voltluk bir çıkış alırım. İşte diyotlarımız da bu şekilde hem sağlam olup olmadığını anlayabiliriz hem de diyotun ne kadar voltaj düşürdüğünü anlayabiliriz. Projelerimizde çok yaygın olarak kullandığımız diğer bir devre elemanı da dirençler. Dirençlerin üzerindeki renk kodlarına bakarak direncin değerini anlamak mümkün ama multimetre ile direncin değerini anlamak çok daha kolay arkadaşlar. Diyelim ki elinize aldığınız direncin değerini hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Bakın burada 200 ohmdan 2000 kilo ohma kadar bir ölçüm aralığı var. Şu şekilde 200'den başlattığınızı farz edelim. Probların hangi bacağını, direncin hangi tarafına dokundurdunuz çok önemli değil. Bakın ölçmedi. Hemen bir üst kademeyi alıyorum. Ölçmedi. Hala ölçmedi. Hemen 200 kilo ohm kademesine getiriyorum. Bakın 200 kilo ohm kademesinde de ölçmedi. En son 2000 kilo ohm kademesine geldiğimde 207 kilo ohmluk bir direnç değerine sahipmiş. Bu direncim gerçekten 220K diye piyasadan almıştım. Multimetrem gerçekten bu değere yakın bir değer veriyor. Yani şuraya kadar gördüğünüz gibi direncim hiçbir değer göstermedi. En sonu bir değer gösterdi. Elimdeki direncim 1 kilo ohmluk bir direnç. 1 kilo ohmluk direnci ölçmenin 3 farklı şekli olabilir. Bu direncimi ben 200 ohmda ölçmek istersem cihazım bunu ölçmeyecek. Ama şuradaki 2000 ohm yani 2 kilo ohm kısmını aldığımda bakın direncim 994 ohm gösterdi. Bunu bu şekilde de ölçebilirsiniz. Yani şu an çok hassas değerini gösteriyor. Ama bir üst kademeye yani 20 kilo ohm kademesini aldığımda burada direnci bakın noktadan sonra 2 hane gözüküyor. Biraz önce 3 hane gözüküyordu. Burada da ölçümünüzü yapabilirsiniz. Ya da 200 kilo ohm kademesini aldığınızda burada da noktadan sonra 1 hane olduğunu göreceksiniz. Şu an burada tam 1 kilo ohm şeklinde değerimiz gözüküyor. Yani buradaki 3 kademeyi de istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi virgülden sonraki mesele size okumanın hassasiyetini gösteriyor. Elimdeki direncim yaklaşık 430 ohm civarında bir direnç. Bakın şu an ekranda bir değer gözüküyor. Ama virgülden sonraki hane sayısı çok az olduğu için buradaki direncimin virgülden sonraki yani 4 ama 470 mi 450 mi bunu anlamak zor oluyor. İşte ben 200K'dan bunu 20K kademesine getiriyorum. Bakın virgülden sonraki kısım daha da hassaslaştı. Yani benim buradaki direncim şu an en az 460 ohm civarında gözüküyor. Daha da hassas bir ölçüm almak istersem 2000 ohm kısmına kadememi getiriyorum. Bakın
Buradaki direncimi şu an ekranda tam olarak gösterdi. Yaklaşık 464 ohm civarında bir değer aldım. Bunu 200 ohm kademesine getirirsem cihazım zaten bunu ölçmeyecek. Dirençlerle alakalı bu şekilde hassasiyet ayarını yaparak direnci ekranda daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdiye kadar yaptığımız ölçümlerde siyah probum hep kom kısmındaydı. Kırmızı probum da yine volt, ohmaj, miliamper kısmındaydı. Şimdi amper ölçümüne geçiyoruz. Genelde amper ölçümünde şuradaki amper kısmına kırmızı probumuz takılır. Ama burada görmüş olduğunuz gibi maksimum 200 miliamper ifadesi var. Videonun başında da anlatmıştık. Yine ben kırmızı probumu volt, ohmaj, miliamper kısmına takıyorum. Tabii ölçtüğünüz cihazın amperinin ne kadar çekeceğini bilmeniz gerekiyor. Elimde şu şekilde ufak bir kırmızı ledim ve bir adet de 3 voltluk DC motorum var. Dediğim gibi 200 miliampere kadar akım çeken cihazlarda bu 200 miliamper modunu kullanabiliriz. Multimetremdeki kademe ayarını 200 miliamper kısmına getiriyorum. Doğru akımda 200 miliampere getiriyorum. Elimde şu şekilde 3 voltluk bir güç kaynağım var. Güç kaynağımdan gelen eksiği yani siyah kablomu ledimdeki kısa bacağı yani eksi bacağı bağlıyorum. Güç kaynağımdan gelen artı kablosunu multimetremdeki artıya bağlıyorum. Ve geriye kalan multimetremdeki eksi bacağımı ledime dokunduruyorum. Bakın şu an ledimin çektiği akım yaklaşık 50-51 miliamper düzeyinde. Çünkü biz bunu 200 miliamper konumuna ayarlamıştık. Şimdi aynı şeyi DC motor için yapıyorum. Bakın cihazımdan gelen eksim. Tabi DC motorda eksi artı fark etmediği için herhangi bir bacağına bunu dokunduruyorum. Diğer bacağına da siyah probumu dokunduruyorum. Şu an DC motorum yaklaşık 102 miliamper, 103 miliamper civarında çekiyor. Dediğim gibi bunun 200 miliampere kadar akım çekeceğini bildiğiniz cihazlarda kullanın. Ama cihazın çekeceği akımı bilmiyorsanız o zaman yapacağınız şey şu. Buradaki probu çekip bir üst kademedeki 10 amper konumuna alıyoruz. Ve buradaki amper ayarımızı DC 10 amper kısmına getiriyoruz. Şimdi buradaki DC motorumuzun amperini yine ölçer mi? Tabii ki yine ölçer. Bakın yine deniyoruz. Dokunduruyorum bacaklarını. Şu an yaklaşık ekranda 110 miliamper okuyorum. Buradaki fark şu oluyor. Biraz önce dirençte ve voltajda anlatmış olduğumuz olayın tamamen aynısı yine burada oluyor. Bakın noktadan sonra burada iki hane gözüküyor. Biraz önce noktadan sonra tek hane gözüküyordu. Yani daha rahat okuyabiliyorduk. Yani 10 amper konumunda okumanızın hassasiyeti biraz azalıyor. Buradaki sıkıntı bu oluyor. Şimdi daha yüksek akım çeken bir hurda matkap motorumuz vardı. Güç kaynağından gelen eksi kabloyu matkabın eksisine dokunduruyorum. Yani burada artıyla dokundurabilirsiniz. Çok önemli değil. Aynen bu sefer de altıyla yapalım. Artıyı direkt güç kaynağından bağladım. Güç kaynağımın eksisini de multimetremin ister siyahına ister kırmızısına. Çok fark etmez arkadaşlar. Buradaki mantık şu. Akımın multimetre üzerinden geçmesi. Bakın şöyle daha uzaktan gösterelim. Bakın kırmızı kablom matkabıma direkt bağlandı. Güç kaynağımdan gelen eksimi multimetredeki ister kırmızıya ister siyaha bağlandı. Çok önemli değil. Bakın multimetreme kırmızıyla girdi. Şimdi multimetremin boşta bir ucu kaldı. Boştaki ucumu da matkabın diğer bacağına dokunduruyorum. Şu an matkabım boştayken yaklaşık 2 amper çekiyor. Şimdi matkabı biraz yüke bindirelim. Bakın yükteyken gördüğünüz gibi daha fazla amper çekiyor. Ama dediğim gibi videonun başında söylemiş olduğum maksimum 10 saniye olayını unutmayın. Kablo yoksa çok ısınır ve buradaki devrede yanabilir arkadaşlar. Multimetre ile ilgili anlatabileceğim diğer bir özellik ise şuradaki HFE kademesi. Bu HFE kademesi sayesinde NPN ve
PNP transistörlerin akım kazancı hesaplanabiliyor. Elimde şu şekilde BC547 bir transistör var. Bu NPN tipi bir transistör olduğu için bakın bunun sıralaması şu şekilde. Bacakları, kolektör, base ve emitter bacağı. Biz buradaki delik kısımlarında CBE şeklinde sıralayıp buradaki akım kazancını görmeye çalışacağız. Bakın bu transistörün akım kazancı 333'müş. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce size multimetrenin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir önceki videomuzda burada anlattığım multimetre ile alakalı çekiliş videosu hazırlamıştık. O videoda bakmak isteyen arkadaşlar varsa hemen şu üstteki linke tıklayıp çekilişe katılabilirler. Cuma günü saat öğlene kadar, yani önümüzdeki cuma günü saat öğlene kadar çekiliş devam edecek. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.